Merhaba arkadaşlar Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet kanala da abone olmak ücretsizdir. Size yine çok güzel iğneden tığa bir model hazırladım. Şöyle modelimi göstereyim. Evet. Modelim bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Şöyle üç boyutlu bir çiçek hazırladım. Çimeni hatırlıyorsunuz. Yaprağımızı ve onun dal kısmına, ucuna bu şekilde çok güzel iğneden tığa bir çiçek hazırladım size. Şöyle arka tarafından da göstereyim. Şimdi yorumlarda hemen yazılacak. Bunu kolaylayacak mıyız? Ütüleyecek miyiz? Nasıl yapacağız? Şu isterseniz bu yaprak kısmını ütüleyin arkadaşlar. Sadece yaprak kısmını şu dip boru kısmı kalsın veya da böyle saç spreyini sıkıp kalıp gibi sertleştirebilirsiniz veya da limonlu şekerli suya batırıp bu şekilde yapraklarınızı elinizle kolalayabilirsiniz bence hiç gerek yok hiçbirini arkadaşlar bakın dörder zincirden bu şekilde kirpik hazırlayarak böyle sert bir duruşunu yaptık şöyle hardar sarısı olanı da göstereyim arkadaşlar şöyle bakın şöyle bu dörder kirpikten ilk önce yapıyorum en sonunda bunu birleştiriyorum arkadaşlar burusunu öyle zor bir şey değil gerçekten 3 boyutlu çok hoş bir model Evet şöyle göstereyim bakın çok güzel bir duruşu olan bir model hazırladım yapımı da bir o kadar kolay şimdi yapım kısmına geçerek size nasıl yapıldığını tarif edeyim şöyle her açıdan göstereyim ki arkadaşlar iyice görünsün. Evet şöyle tülbentimizin kenar tığlama işlemini ikişer zincir çekerek hazırlıyoruz. Ve tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitleyip iki tane zincir çektim. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 ve 2. 1 2 3 4 zincir. Trabzanın ara kısmından kapatıyorum. Tekrar iki zincir çekip tığ battığıma sabitliyorum. Şöyle bakın. Bu şekilde 8 tane ara suyu verebiliriz. Bu çok oya model kitabında olduğu için 8 tane de gayet ideal. Bakın. Tabii siz ne kadar da vermek istiyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Ara suyunu verdikten sonra şimdi yaprak için çimen kısmını hazırlayalım, kök kısmını. 2 zincirin üzerine bir defa tığımı dolayıp 2 2 alıyorum. 2 zincir kapattım. Tekrar iki zincir bir defa tığı doladım. Şöyle iki ve iki. Bir tane kirpiksiz trabzan, bir tane de yarım trabzanı yapıp yedi tane zincir çekiyorum. Altı ve yedi. Ters tarafına döndüm. Şimdi bu boş trabzanın tepe noktasından giriyorum. Buraya yuva oluşturuyorum. Üç tane zincir. Yaprağımız için üç zincirimi çekip düz tarafına döndüm iki defa tığı doladım şöyle 2 2 ve 2 kalın şöyle 3 defa da aldığım bir tırabza yine 3 tane zincir çekiyorum bir defa doladım şöyle 2 2 alarak tırabzan yaptım şöyle bir boşluğun olması gerekiyor tırabzan tepe noktasına da girebilirsiniz bu boşluğa da rahat bir şekilde girmek için bu şekilde 3 zincir çekiyorum 3 oldu yine bir defa tığın başı dolayıp 4 5 yine bir defa tığımı doladım alt bu yapmış olduğum trabzanın içine 6 tane bu şekilde ikişer defa aldığım trabzanlar yapıp yuvaya sık iğne ile sabitledim Evet yaprağı oluşturuyoruz yavaş yavaş 8 tane zincir çekiyorum 4 5 6 7 ve 8 şöyle döndüm İlk tırabzanın tepe noktasına da girebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. trabzanın arasına da kapatabilirsiniz. 1 2 zincir. 2 zincirle düz tarafına döndüm. Bu 8 zincirin arasına girip kirpik yapacağız. 2 zincir 2 2 zincir 3 bakın dönüş kirpiği ile beraber 3 tane. 2 zincir 4 5 2 zincir 6 2 zincir ve 7 şöyle 8 zincire ne kadar alırsa o kadar kirpik dolduruyoruz şöyle bir tane daha yapıp şu boşluğu doldurup 8 tane kirpik yapıyoruz şimdi yuvaya 7 zincirli ana yuvaya kapatıp sabitliyorum yaprağımızın işlemi bu kadar arkadaşlar şimdi dal için 3 tane zincir çekiyorum 2 defa tayı doladım. Yuvaya girip şöyle 2, şöyle 2 ve 2. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zinciri bu yaptığım trabzanın arasına kapatıp fıstık için yuva hazırladık. Geriye kalan dala 4 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1, 2, 3 ve 4 şöyle 5. de yuvada bu şekilde dalımı yukarı doğru meyilli yapıyorum ki fıstığın şöyle aşağı çimenlere değmesin yukarıda dik ve güzel bir şekilde dursun yanına hemen bu şekilde bir sık iğne bir de trabzanın arasına giriyorum ki iyice çimenden şöyle dalımız yukarıda dursun iki tane zincir çekiyorum bu yarım bıraktığımız üçgen trabzanı tamamlayıp şuraya sık iğne ile sabitliyorum Evet yaprağımız bu da ara suyumuz. Şöyle bir iki tane daha ara suyundan göstereyim. Çimenimizi tamamlayalım. 2 zincir bir defa tığı doladım. Hemen yandaki tığ battı ya 2 ve 2 dört zincir. Buraya kapatıyorum. Trabzanın arasına iki zincirimi çekip yandaki tığ battıya sabitliyorum Evet arası ürün yapılışı bu kadar kolay yine iki zincir bir defa tırma doladım şöyle 2 ve 2 4 zincir 4 zincir pipiliğimiz oluştu iki zincir hemen yanındaki tığı battıya tekrar iki zincir bir defa tığı doladım yuvaya girdim 2 ve 2 4 zincir şekilde 8 tane ara suyu yapacağız şöyle 1-2 zincirimi çekelim sökülmesin bunu ben 8'e tamamlayayım Arkadaşlar şu fıstığı nasıl yaptık ona geçelim Evet şöyle şimdi bu dalımızın içerisine arkadaşlar çiçeğimizi yapacağız sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi kapatıyorum. Bir tane kirpik oluşturdum. 4 zincir. ikinci kirpik. İpimi güzelce esnettim. 4 zincir kapattım. 1 2 3 4 zincir 5. kirpik şöyle. bir iki üç dört zincir kapattım bir iki üç dört zincir şöyle dalımızın ucuna bu şekilde 7 tane 4 zincirden kirpik yapıyoruz şöyle arkadaşlar sonuncu kirpik için 2 zincirimi çekiyorum bir defa tığı doladım Bakın şöyle 1 2 ve 2 şöyle sonuncu kirpiğimizi bu şekilde trabzan olarak yapıyoruz yukarı çıkma zinciri çekmek zorunda kalmıyoruz sonuncu yani yedinci kirpiği bu şekilde yapacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle iki zincirimi çektim. Ters tarafına döndüm. Bu yapmış olduğum kirpiklerin ara kısmına girerek şöyle ikişer zincirden altı tane yuva hazırlayacağım. İki zincirimi çekiyorum. Sıradaki kirpiğimin içerisine kapattım. Evet iki zincir. Yedi tane kirpiğe altı tane yuva oluşuyor. 3 oldu yine iki zincir şöyle kapattım 2 zincir kapatıyorum tekrar iki zincir yine yuvanın içine girip kapattım bu şekilde bakın şöyle yuvaları minik minik hazırladım minik minik yuvada bu yapacağımız sinek kanadından çiçeklerimiz Kalıp gibi duruyor. Bir zincirle dönüş yapıp hemen bu iki zincirli minik yuvaya girdim. Beş tane zincir çekiyorum. Buraya kapattım. Şöyle. Şimdi dört zincir çekiyorum. Dört zincirimi. Biliyorsunuz sinek kanadı öne arkaya çevrilerek yapılıyor. Kapatıyorum. Şimdi 9 dokuz tane zincir çekiyorum. 6 7 8 ve 9 9 zincirimi bu iki zincirli yuvaya kapatıp sinek kanadı işlemini bitiriyorum şöyle bakın sıradaki yuvaya da böyle sadece hiç zincir çekmeden sık iğne ile geçiş yapıyorum arkadaşlar şöyle ara kısmı bollu durmasın kalıp gibi dursun ilk sinek kanadımızı hazırladık bu yuvaların içine hepsine kanadı yapacağız. 5 zincirimi çekiyorum. 2 3 4 ve 5. Kapattım. Bu şekilde 4 zincir. Ters çevirdim. 5 zincirli yuvanın içine kapattım 4 zincirimi. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane zinciri çekiyorum. Kalıp gibi olsun arkadaşlar. Güzel duruyor. Şöyle aynı 2 zincir yuvanın içine sık iğne ile sabitleyip sinek kanadımı oluşturdum. Sıradaki yuvanın içine sadece sık iğne ile geçiş yapıyorum. Hiç zinciri yok. 1 2 3 4 ve 5 kapatıyorum. 5 zincirimi sabitledim. 4 zincir. Şöyle 5 zincirli yuvaya 4 zinciri şöyle sıkı sıkı kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 zinciri bakın ters tarafında çekiyorum. Sonra düz tarafına dönüp bu yuvaya sabitliyorum. Ters tarafında çektiğimiz zinciri düz tarafında bakın oval oyuntulu bir şekilde bombili duruyor yani şöyle hiç zincir çekmeden sık iğne ile yine geçişimi yaptım 5 zincirimi çekiyorum buraya yuvaya kapattım 1 2 3 4 çevirdim 5 zincirli yuvanın içine kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buradaki kalıp gibi durmasının sebebi arkadaşlar zincirleri sıkı çekmek. Kalıplamak zorunda kalmıyoruz. Bunu bir kolalamak zorunda kalmıyoruz. Zincirleri sıkı çekersek güzelce esnetip sonra sinek kanadımı oluşturuyorum. Bu da kalıp gibi durmasını sağlıyor. Eğer siz yine saç spreyiyle spreyleyin, yumurta akıyla kolalayın. Sevgisi saat Evet, 5 zincirimi yine bu iki zincirli yuvaya kapatıp 4 zincirle dönüyorum. Bir, iki, üç, dört, Altı, 7, 8 ve 9. 9 zinciri çektim. Şöyle kapattım. Burayı. Sıkı sıkı kapatın ki şöyle oynamasın. Sonuncu dönüş yaptığımız bakın yuvaya geldik. Gerçekten çok da güzel oldu arkadaşlar. Hatta üç boyutlu yapmadan bu şekilde ucuna çiçek de olur yani. Bakın şöyle göstereyim. Evet, sonuncu 6. sinek kanadımızı da yuvaya yapalım. 5 zincirimi çekiyorum. 5 zincirimi şöyle 2 zincirli sonuncu yuvaya kapatıp şöyle 1 2 3 4. 4 tane sıkı sıkı zincir. Birinin içine kapattım. Ters tarafından 5, 6, 7, 8 ve 9. Düz tarafına döndüm. Sonuncu yuvaya 9 zincirimi kapattım. Şimdi arkadaşlar demin de gösterdim. Bakın sonuncuyu kapattım. Buradaki ilk sık iğne. Sonunda sık iğne falan çekmedim bakın arkadaşlar. Buradaki ilk sık iğne hani bir zincirle dönüş yaptığım yer var ya ilk yuvamıza şöyle görmeniz için açıp göstereyim. Buraya sahte sık iğne yaparak kapatacağım arkadaşlar. Bakın şu sık, sık iğne ile bir zincirle dönüş yaptığım yer burası. Şöyle kapatmadan önce göstereyim. Bakın sahte sık iğne şu. Gördünüz? Ama siz sıkı kapatın. Ben siz göresiniz de biraz tığımın ucunu gevşek tuttum. Tığdaki ilmek gergin olursa bakın sık iğneyi kapatınca hepsi aynı bir yuvada oluyor. Bu üç, iki zincirli yuvaya kapatırsanız yaprağın biri aşağıda biri yukarıda gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Kapattık. Hemen ipimizi de kopartalım. Bu kadar kolay. Ben yavaş yavaş anlattığıma bakmayın. Zormuş gibi gelmesin. Bu şekilde şöyle de kapattığımız noktayı gördünüz arkadaşlar. Şu şey var ya ilk yaprak yani burada dönüşte bu ilk yaprağın şu tellerinden de alırsanız bakın şu arka telinden şöyle göstereyim. Buradan da alıp bakın ilmeğinizi buradan da geçirin. Böyle bakın. şöyle bunu buraya şey ucu sağlamlasın diye, hem orada kalmasın yanı kızı diye Bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın kolay kalıp gibi olan bir yuva hazırladım size. Şöyle etrafını da göstereyim, çiçeğimizi de göstereyim. Şu ipleri yakıp temizleyeyim temiz temiz bakalım. Evet modelimizi tamamladık arkadaşlar. Çok güzel ve zarif bir model olduğu Her zamanki gibi şöyle iğne zarifliğinde, iğne oyasında olan model. Bunu arkadaşlar e, keşfette iğne oyasında görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bakın hiçbir işlem yok. Şöyle yakın plan tutayım. Sadece şu gösterdiğim ipleri yaktım arkadaşlar. Başlama ipiyle hiçbir işlem yok. Bakın kalıp gibi böyle zincirleri sıkı çekmek kalıp gibi yapıyor. İpi tabii ki esnetin. benim ipim bir de leylak marka arkadaşlar. Sadece bu mürdümüm, mürdüm rengim altın başı. Hardar sarısı bu şekilde şey leylak marka. Bakın o kadar hırpalanmasına rağmen elimin içinde arkada sağa sola yalpalanmasına rağmen yine de çok hoş kalıp gibi duruyor yani bozulmadan duruyor. Siz de kullandığınızda da zaten bozulmayacak. Şöyle yan yana bir koyayım diye düşündüm ara sularını. Ara su benim elimde çimen olduğu için bu şekilde arkadaşlar. Siz bunu şöyle daha küçük 3-5 tane yeter size. 5 taneden sonra yaprağı yapıp şöyle çiçeğimizi kondurabiliriz. Evet. Dediğim gibi isterseniz bunu yumurta akıyla kalıplayın. İsterseniz saç spreyiyle İsterseniz sadece şu yaprak kısmını ütüleyin ama ütüleyince de nasıl olur bilmiyorum arkadaşlar. Ama bence böyle hiç gerek yok. Tığınızın ucuyla şunları eğer bazen hani gevşek çekersiniz böyle kalıp gibi durmazsa tığınızın ucuyla şöyle çektirerek bu uç kısımdan kalıplayabilirsiniz. Şöyle. Üçünü bir arada sözde tutup gösterecektim arkadaşlar. Sizler de arkadaşlar emekler için beğeni ve yorum yaparak şöyle destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Şöyle mor koyu renk inşallah ışıktan güzel çıkıyordur. Çok güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten şöyle kalın